şeker, yarım bardak süt, bir bardaktan biraz az un, 4 tane yumurtanın sarısı, 4 tane yumurtanın akı. Hepsine şekeri ilave edip bunu burada çırpacağız. Çok bir çimdikte tuz koyacağız. Bunun içerisine de 2 kaşık şeker koyup bunu da ayrı bir yerde çırpacağım. Yağı, süt, bir bardaktan daha az un, bunda farklı olarak bir kaşık nişasta var, nişasta, bir tane kabartma kekli, bir tane de vanilya. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Diğer karışımı da buna ekleyeceğim. Bu diğer hazırlık. Küçük devirde çevireceğim. Yavaş yavaş. İçerisine bir kaşık da kakao koyacağım. Hazır olan kek çayımızı yağladım. Tereyağıyla yağladım. Kavanozun içerisine döküyorum. Bunun için bir bardak şeker aldım, 2 tane yumurtanın sarısı, yarım bardak un, nişasta, 1 litre de süt ilave edeceğim. Sütü de ilave ettik, 1 litre süt. Pişireceğiz. İçine birazcık tereyağı ve vanilya koyacağız. Ne vanilya? Çekiyorum. İlk çıktı. İlk sıcaklığı ilk çıktıktan sonra bir bardak sütü üzerine böyle gezdiriyoruz. Ömerciğim. Yavrum nasılsın? İyiyim. Düşme dikkat et. Yayıyoruz. Efendim aslında tamam ya. Bunları bu şekilde ikiye bölerek yerleştirdim. Şimdi üzerine ganaş hazırlayacağız. Şimdi bir tane krema ocağa alacağım. Bir paket bitter, bir paket de sütlü çikolata koyacağım içerisine. Şimdi çikolata eriyene kadar bardağa yakın diyelim. Bunu karıştırıp üzerine dökeceğiz. Evet, şimdi bu oluşturduğumuz çikolata sosunu teker teker üzerlerine süreceğiz. Nasıl bir şey? Çikolata donduktan sonra üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.